Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün sizler için Develi Meydanımızda kurulan resim sergisindeyiz. Yanımızda Mustafa Koç hocamız var. Evet. Hocamız yıllardır bu işe gönül vermiş öğretmenlerimizden bir tanesi. Bizim de çok takdir ettiğimiz kişilerden bir tanesidir. Güzel çalışmaları var. Bugün sizler için Develi'deki çalışmalarını göstermek istedik. Hocam önce kendinizi tanıtır mısınız? Ben Şehit Hüsemin Ömer Mavi Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu işi yaklaşık 10-15 senedir yapmaktayım. Resim işine girdim. Farklı sergilerim oldu. 2019 yılında Ressam Gözünden Develi kişisel sergisini açtım. Bu sergimde ikinci kişisel sergim. Bu sergimde de hedeflediğim Erciyes'i böyle farklı manzaralardan oluşan Erciyes fotoğraflarını farklı tekniklerde, karma tekniklerde sizlere sunmak. Tamamen el yapımınız, çizmeniz doğru mu hocam? Evet, bayağı zamanım aldı. Yaklaşık 2 yılım aldı bu sergiyi oluşturmak bütün aşamasıyla birlikte. Farklı teknikler kullandım. Sulu boya, kara kalem, yağlı boya, 2 tane rölyef çalışması var. Bunlardan oluşuyor. Hocam çalışmanızı bize bir tanıtır mısınız? Tabii. Gösterir misiniz? Buradan başlayalım. Öncelikle şunu belirteyim. Bunlar tamamen Dursun Çiçek, Şehir Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dursun Çiçek hocamın fotoğraflarından oluşturulmuş resimler. Ben o fotoğraflardan bakarak bunları kendi belirlediğim tekniklerle yapmaya gayret ettim. Mesela bu eserimiz yağlı boya. Erciyes'in yağlı boya çalışması. Bu daha bir değişik çalışma galiba. Bu evet. Yine sulu boya kağıdına yapılmış kuru boya. Kuru boyayla yapılmış bir çalışma. Erciyes'in resmi. Sulu boya çalışması. Hocam bu biraz bu değişik geldi. Bunu bilemedim. Evet. Bu farklı bir çalışma. Diğerlerinden farkı fırça kullanmadan spatula tekniğiyle yapılmış olması. Bildiğimiz bu resim spatulasıyla hiç fırça kullanmadan oluşturduğumuz Erciyes yaylası bu. Hani yayla Erciyes görünümü yok ama hani bir Erciyes yaylası. Evet, görünümü var. Kendisiyle görüntüsü. Bu yansıma yine Erciyes fotoğrafı. Göl yansıması ben galiba. Ben daha çok kendim tarz olarak realist, gerçekçi çalışmayı seviyorum. Hani evet, böyle baktığınızda bir fotoğraf hissi oluşturan çalışmalar. Için. Bu kara kalem çalışması galiba. Bu kara kalem ama hani bildiğimiz kara kalemle yapmadım. Bu tahta kalemlerinden oluşan bir eskiz çalışmasıdır bu. Temel hani resimden anlayan insanlar bilir. Böyle evet, hiç elinizi kaldırmadan böyle fotoğrafa bakarak eskiz oluşturduğunuz bir çalışma. Yine yağlı boya, gelincik çiçeklerinden oluşan yine hoş bir çalışma. Bu da yapımı uzun süren çalışmalarımdan biri. Yaklaşık 1,5-2 ayım aldı. Kara kalemdir tamamen. Hocam bu resimdeki yerleri bir manzaraya bakarak yapıyorsunuz. Evet. Yalnız ben burayı çok merak ettim. Az önce de baktım. Bu buradan... Erciyes'in Kayseri yamacından uzun süren ondan bahsedeyim diye. Tamam, bahsedin hocam. Tamam. Bu serginin en uzun süren çalışmalarından biri, yaklaşık 1 yılımı aldı. Uzun sürmesinin sebebi kat kat yaptığımız için yağlı boyada kurumasını bekliyoruz. Bir kat sürdükten sonra yaklaşık bir hafta kurumasını bekliyoruz. Yağlı boya olduğu için. Yağlı boya olduğu için. Üzerine bir kat daha vurulmuyor. Ondan dolayı 1 senemi aldı. En uzun süren çalışma. Hocam burası Ürgüp'ün Uçhisar Kalesi'ne benziyor. Uçhisar. Doğru mu? Evet. Ben zaten ilk gördüğümde evet, tahmin ettim. Çok gittiğim için o taraflara. Uçhisar'dan Erciyes manzarası yine. Yine Dursun hocamın çok güzel yakaladığı fotoğraflardan biri. Tabii biz de onu resme dönüştürmeye gayret ettik. İnce işçiliği çoktur. Yaklaşık 3 ay mı aldı bu da. İçerideki bu kiremitlerin tek tek detayları çok uzun zamanımı aldı. Bu da yine sulu boya çalışması. Bu da Ali Dağ'ın etekleri. Ali Dağ'ın görünümü. Evet. Doğru mu hocam? Bu at çiftliğinin vesaire olduğu kısımlar. Bu farklı bir çalışma yine. Lavi, mürekkep çalışması. Tek rengin tonlarıyla oluşturulan çalışma. Zor bir çalışma türüdür. Bilenler evet, bilir. Bu pastel boya Sultan Sazlığımız. Sultan Sazlığı. Zaten evet, Develi olanlar bunu evet, bilir. Çünkü çok gitmişliğimiz var bu taraflara. Pastel boya. Pastel boyayla. Pastel boya. Hepsi farklı bir teknik. Teknikle çalışmış. Evet. Doğru mu hocam? Tek bir teknikle çalışmıyorum zaten. Ben tarz olarak farklı tekniklerle çalışıyorum. Evet. Bu da bilirsiniz yine soysallı. Evet. Ördekler. Soysallı göletinden. Göletinden bir manzara. Evet. Bunlar da yine zirveyi böyle Erciyes'in zirvesinden oluşan
fotoğraflar. Galiba kış aylarından reklamlar. Doğru mu hocam? Evet. Beyaz olacak. Hocam bunları çok merak ediyoruz. En sonunda olanları çok merak ediyoruz. Bunlar kağıt rölyef sanatı, kağıt kabartma sanatı. Kağıdı 3 boyutlu böyle perspektif kurallarına göre ve burada doğal şeyler de kullandım, bilirsiniz belki bu tohumu. Evet. Bunlar böyle. Bunda da altta kullandığımız gerçek taşlar. Hocam bunlar boyutlu mu? 5 boyutlu mu geçiyordu? 3 boyutlu. Üç boyutlu mu? Kağıt rölyef kabartma sanatı zaten. 3 evet. boyutludur. Böyle 8-10 kat kabartarak oluşturduğumuz evet. çalışma. Peki hocam bu resim galerimiz ne zamana kadar devam ediyor? Bu akşam 7'ye kadar devam edeceğiz. Bugün günlük. İçin? Evet. Bugünlük. Evet. Değerli takipçilerimiz, sizler de hocamızın çalışmasını görmek isterseniz Develi Meydanı'nda resim sergisine katılabilirsiniz. Yerinde kendiniz gözünüzde görebilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun.